Merhaba. Bugün havalı ve pahalı malzemelerden oluşan bir makyaj yaptım. Makyaj gerçekten havalı. Bununla nereye gidiyorum bilmiyorum ama yani birçok yere gidemeyeceğimi çok iyi biliyorum. Lütfen bana gidecek bir mekan önerisinde bulunun. Ben bu makyajla nereye giderim? Nereye gideyim? Yüzümü şimdi makyajı hazırlamak için Shiseido'nun bu nemlendirici kremini seçtim. Göz de çok önemli gerçekten. Gözümüzü nemlendirmemiz gerekiyor. Hep hani yüzü nemlendiriyoruz ya da bir şey yapıyoruz, gözü unutuyoruz. Gözümüzün çevresine yapacağımız makyajın sağlığı için özellikle kapatıcı konsealerden bahsediyorum. Orayı da nemlendirmemiz gerekiyor. Kliniğin ben böyle küçük boylarında taşıyorum. Yanımda bulunduruyorum. Sadece nemlendirme özelliği. Hani çok anti-aging bir ürün değil. Evet, yüzümü nemlendirdim. Gözlerimi de nemlendirdim. Şimdi bir baz uygulayacağım. Çok her yere uygulamamıza gerek yok böyle ürünlere. T bölgeniz, yağlı olan ya da sadece. Ben hani sadece burnumu uygulasam da yeterdi. Ama şimdilik alnımın yukarısı ve böyle buraları da sürmek istedim. Burada bir ipucu vereyim. Mesela yanaklarım kurudur. Buralarım kurudur, soyulur. Alnımın üst kısmı kurudur, soyulur. O yüzden oralara böyle yağ önleyici, matlaştırıcı ürünler kullanmıyorum ki makyajının devamında oralar pütür pütür kalmasın. Fondötene geçelim. Bu benim aşık olduğum bir fondöten. Gerçekten bayılıyorum. Bendeki rengi bu arada ivoriymiş. Beauty Blender'ın bu sıcak suda renk değiştiren süngeri var. Ama sıcak su kullanmıyorum. Evet, bunu şimdi yüzümüze yayalım. Burada bir şey söyleyeceğim. Bazen fondötenler böyle sanki yüzümüze oturmamış gibi oluyor. Hani sanki her an akabilirmiş gibi geliyor. Bu o an cildimizin bence nem durumu veya yağ durumuyla alakalı. Benim de mesela hani normalde çok sevdiğim bir fondöten bu, Bobbi Brown'un bu fondöteni. Ama şimdi sanki yüzüme uyguladığımda böyle bir tam oturmadı gibi oldu. O yüzden onu şöyle elimle böyle bazen sabitleştirebiliyorum. Sabitleme ihtiyacı duyuyorum elimle. Şimdi benim bebeğime geliyoruz. Küçücük, dolucuk. İçi dolu turşucuk. Harika bir şey ya. Yani bayılıyorum. Nars'ın bu göz altı kapatıcısını çok seviyorum ama makyajın başında gözümüzü nemlendirelim diye söylemiştim. İşte bu tarz bir kapatıcıda gözün nemli olması kesinlikle gerekiyor. Yoksa gözünüzün altında pütür pütür ve bütün çizgilerinize çok kısa bir sürede dolduğunu göreceksiniz. Şu tabii ki var. Gözümüz özellikle benim mesela gayet çizgilerin dolu olduğu bir göz yapısı. Ve bu tarz gözlerde illaki her şey doluyor. Dolmayan bir şey yok. Ama bunu geciktiren veya işte görünümünü azaltan ürünler var. Ben de en çok Nars'tan memnunum. Şimdi uyguluyorum. Çok azıcık almak yeterli. Aslında değdiriyorsunuz. İki gözünüzü de yapabiliyorsunuz. Evet, fırçada kalanları da gözümün üzerine far bazı olarak uyguluyorum. Ben özellikle bir far bazı tercih etmiyorum. Yani satın almıyorum onları. Concealer'larım, fondötenlerim herhangi biri artık elime hangisi gelirse onları uyguluyorum. Böyle makyaja baktığımda şuralarımda biraz kırmızılık görüyorum. O yüzden oralara ekstra olarak kapatıcı uygulamakta fayda var. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Çünkü fondötenimiz çok yoğun olduğu zaman çok yapay bir görüntü elde ediyoruz. Ama fondöten de daha ince, daha yüzümüzle bütünleşebilecek bir ürün kullandığımızda da her zaman bütün kırmızılıkları kapatmayabiliyor veya bütün lekeleri kapatmayabiliyor. Artık tercih sizin. Ben doğal görünüm istediğim için daha beklentimi düşük tutuyorum kapatıcılık yönünde. Ortadan arttırılabilir kapatıcılık diye
yazanları daha çok alıyorum, tercih ediyorum. Eksiklikleri de, kalanları da. Çünkü her zaman da aynı olmuyor. Bir concealer'la ya da oraya bir kat daha belki fondötenle düzeltebiliyorum. Şimdi şuraya ben biraz kapatıcı geçeceğim. Zaten kontür de yapacağım. Biraz başlamış olayım şimdi. Şimdi şurayı, burnumun yanını ve bu yanını beyazlatıyorum. Demin yani yaptım, beyazlattım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü orada bir kontür uygulaması yapacağım. Yan taraflarım iyice aydınlık oldu. Üzerine de burnumu küçük göstermek için bir kontür yapacağım şimdi. Ve seviyorum. Şimdi burnumun kontürünü yapıyorum. Koyu renkten alıyorum ve burnuma bir çizgi çizeceğim. Fırçamı temizliyorum ve ıslak olan süngerimle nemlendiriyorum biraz daha. Ve şimdi daha kolay uygulama yapacağım. Bunu dağıtıyorum. Küçük süngerimi tekrar aldım. Demin bu yanlarını aydınlatmıştık. Bunun üzerinden çok hafif yine geçeceğim. Hattı keskinleştirmek istiyorum. Evet, burun kontürüm yeterli bu kadar. MAC'in kontür paletini kullanmıştım. Şimdi aynı paletle tekrar bir yanaklarıma da hemen elimdeyken palet kontür yapacağım. Şöyle bir fırça aldım. Böyle de yapabilirsiniz. Ben genelde böyle daha çok karıştırmayı tercih ediyorum. Bu olmadan olmuyor arkadaşlar. Bu illa olacak. Burada fırçaya tekrar tekrar almadım. Bir kere aldım. O bir kereyle bütün hepsini yüzüme yaydım. Hatta o fazla bile geldiği için ıslak süngerimle üzerinden geçtim. Ve böyle yüzümü küçük küçük ısıttım. Buraları genellikle hani alnı çok açık olan insanlara kontür yapın, koyulaştırın diyorlar. Ama ben genel olarak birçok yüze çok kapalı olmadıkça birçok yüze böyle burada bir sıcaklık, küçük bir sıcaklık iyi oluyor diye düşünüyorum. Evet. Hemen şeyden devam edeyim. Bronzer'dan. Allah'ım bayılıyorum ya. Bronzer aşığıyım ben. Yine bronzer'da böyle. Çok az alın bunu eğer MAC'in bu bronzer'ını kullanıyorsanız. Geri kalan allık, işte highlighter vesaire bunları sona bırakıyorum şu an. Çünkü yapacağım göz makyajına göre belki allığımın rengini değişik isteyebilirim. Belki allık kullanmayabilirim. O yüzden onları bırakıyorum. Kaşe geçelim. Önce burada neyi kullanıyorum? Bobbi Brown'un bu süper kaş kalemini kullanacağım. Bir ucu tabii ki taramalı. Önce tarayalım. Yukarı tarayalım. Bu kaşımı çok seviyorum. Bu kaşımı hiç sevmiyorum. Çok şekilsiz. Ve şekilleri zaten birbirinden farklı. O beni biraz zorluyor. Dolduracağım. Bendeki rengi grey diye geçiyor. Böyle güzel bir rengi var. Eğer küllü kaşlarınız varsa özellikle
Renk bulmakta çok zorlanıyorsunuzdur siz de ama bu tam rengi. Boyadıktan sonra tarayın ve mutlaka bir kontrol edin. Şöyle uzaktan bakın. Çünkü kaşlarımızda büyük, yani çoğumuzun asimetri var. Bir kaşımız, yani kendi şekline göre doldurduğumuz zaman kaşın giden şekline göre doldurunca diğeriyle uymuyor. O yüzden ikisini birbirine eşitlemek lazım. Evet, kaşlarımızı sabitleyelim. Evet, gözümüzü yapalım artık. Çok ne yapacağıma karar vermemiştim ama şöyle buradan bir eyeliner, bir de şöyle içe doğru bir eyeliner istiyorum ya. Çok beğeniyorum. Biraz zor. Kesin şimdi kameranın önünde yapacağım diye iğrenç bir şey olacak ama neyse, keselim artık. Çok göstermem. Başlayalım göze. Ta ta ta. Wow. Farı bulamayacağım. Daha doğrusu böyle simli bir farı bulamak istiyorum. Bunu yeni almıştım, Catherine Arley'in. O yüzden onu deneyeceğim. Bakayım nasıl. Umarım beni çok üzmez ya. Bakalım sürümü nasılmış. Fena değil gibi. Altın sarısı. Uzağı görmeyenler makyaj yapmasın mı ya? Hemen gözüm yaşardı. Bunu böyle sanki eyelinermış gibi sürmeye çalışıyorum. Evet, şöyle gözüme eyelinermiş gibi sürdüm bunu ve çok yukarıya doğru gözümü bakmıyorum. Yani bu katlanma çizgisini hemen dolar bu tarz ürünler. O yüzden şöyle duracağım ben. Diğer gözümü de süreyim. Kuruduktan sonra diğer işlemlere devam edeceğiz. Bunu hemen sürdüm, öğrendim hemen. Bunu kötü sürmüşüm ya. Birazcık şöyle aşağılara bakarak bekleyelim. Test ediyoruz. Dokunuyoruz. Boğulmuş. Boğulmamış. Şimdi böyle ürünler, bu Catherine Arley'in bildiğiniz bir likit farı. Böyle bol simli olsun diye, böyle daha parlak, daha değişik, daha cool, havalı görünsün diye ben bunu tercih ettim. Bunun benim bir markanın çeşidi var. Bu çok uygun bir şey. 15-20 TL gibi bir fiyatı var. Yeni almıştım, denemek istedim. Yoksa hani MAC'in falan kullanabilirdim. Onun da böyle bu tarz ürünleri çok var. Ama ben bunu da gayet beğendim şu an için ve kuruması da çabuk oldu ve bu kurudu bile. Ben biraz yoğun sürmüştüm. Bu çok ucuz olduğu için pigment vermeyeceğini düşünerek biraz fazla aldım. Ama gayet de verdi pigmenti. O yüzden şu an memnunum. Şimdi bir eyeliner sürelim bakalım. Geldik en zor yere. Bulaşmadı. Bulaşmamışım. En zor yerdeyiz. Şimdi eyeliner'da çok pahalı bir ürün yerine en sevdiğim, en rahat olabilecek eyeliner'ı tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi böyle buradan buraya çekeceğim. Sonra da gözümün içine doğru bir daha döndüreceğim. Zaten zor bir şey yapacağım. Çok kolay değil. O yüzden daha rahat edeceğim. Hemen göstereyim de. Sephora'nın bu eyeliner'ını kullanacağım. Evet, gözlerinde bozukluklar olanlar için eyeliner çekmek, hele de videoyla, çok zor. Gözümün içine kadar aynayı sokmam gerekiyor.
Burada beni biraz lütfen mazur görün. Çok geldi. Ben bunu yakından iyice bakayım. Eyeliner'ımız bitti. Çok zor oldu ama bitti. Sol göze yapmak üst tarafı benim için eziyet yani. Neyse bitirdik. Kirpikleri kıvıralım. Aslında ben bunu hiç kullanmam. Sırf video çekiyorum diye kullandım. Beceremiyorum bunu zaten. Üf, kirpiğimi acıtıyor ya. Yamuk yumuk yapıyor zaten. Nasıl bunu beceriyorsun? Ve şimdi mesela o gözüm bulanık görüyor. Bunu sıkamıyorum. Bu nasıl bir şey? Sephora'dan kirpikler almıştım. Tutayım bakayım gözüme. İyiymiş. Ama kısalması gerekiyor. Küçük göz sorunsalı. Bütün kirpikler size büyüktür. Ve hepsini kesmeniz gerekir. Ve keserken birçoğu mahvolur. Evet, hem şarjım bitti. Hem de kirpikleri kamera önünde takmak yemediği için arkada taktım geldim. Şu an kirpiklerim böyle biraz fazla. Çünkü ne dedik? Bu havalı bir makyaj dedik. O yüzden böyle yoğun bir kirpik taktım. Şimdi devam edelim. Böyle göz pınarına getiriyorum. Pınarından daha böyle. Oh! Oh, her yeri böyle simliyoruz. Fazlalığı şöyle parmağınızla alın. Evet, şimdi siyah bir göz kalemi istiyorum. Siyah göz kaleminde benim en çok beğendiğim bu Maybelline'in Tattoo Liner diye geçen göz kalemi. Şöyle şu gözümün altının içini dolduracağım. Evet, şimdi bir ruj sürelim. Ne sürsek? Dudağımızı biraz büyütsek mi acaba? Bir deneyelim bakalım. MAC'in bu kahverengi tonda ki dudak kalemini bir süreceğim ama önce azıcık dudak büyütmeye çalışalım. Kapatıcıyla dudağın çevresini bir çevreleyelim bakalım. Böyle ince tepesinde rengi olan rujunu kullan. Bir şey unuttum. Hemen yapıyorum. Bobbi Brown'un maskarasıyla kirpiklerimin altını da renklendireceğim. Allıklanalım. Evet, elimle Nars'ın bu Hop. Wanted One diye bir paleti var. Efsane bir şey. Çok seviyorum. Çok güzel renkleri var. Hafif renkleniyoruz.
O piti piti karamel sepette hangi rengi tutuyor? Neyse böyle yapıyorum. Gülelim. Çünkü böyle olmayınca bu da olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Highlighter vakti. Hop. Daha sarı alt tonlarında bir highlighter uyguluyorum. Ne highlighter'ımı mutlaka şu en koyu görünen rengi aldım. Mutlaka burada istiyorum. Ve süper. Şu an burnum böyle estetik istemeden gayet kalktı. Güzel oldu. Fırçada kalan highlighter'la şöyle yüzümün kaş üstünü aydınlatabilirim. Ve son olarak nerede bunun pembeleri? Pembeydi bu. Dibine çökmüş. Sanki şimdi bir pembe gibi oldu. Evet, son olarak da yüzümüzü sabitliyoruz. Ve banyosunu yaptıralım. Oh, mis gibi koktu. Kurusun, kurusun, kurusun. Evet, makyajımızı bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkılmazsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seda Sayan kokulu öpücüğü tabii ki yapacaktım.